Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Desteklerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi ben size bir iğne oyası modeli tarif göstereceğim arkadaşlar. Bu iğne oyası modelimizi tığa çevirdim sizler için. Benim tığa çevirmiş hali de şu şekilde oldu. Evet benim tığa çevirmiş olduğum hali de bu şekilde oldu. Bakın arkadaşlar ara suyunu minik trabzanlar yaparak zürafaya benzettim. Ve çiçeğimizi de bu şekilde bakın şöyle kulak çöpünü yeşil ilmek toplamaya mordaki küçük ilmekleri de bu kürdanla hazırladım. Orada ortası arkadaşlar resimde fiyonktu. Fiyonku herkes yapamıyor diye sihirli halkayla böyle altı tane ilmek toplayarak minik bir tohum hazırladım sizler için şöyle modelimizin oluşu birebir bakın aynısı her şeyiyle kıyaslayın yaptım sizler için hazırladım ve şimdi anlatım kısmına geçelim Evet şöyle parmağımızdan gelen ipi bakın elimizde tuttuğumuz ipin üzerine koyup şöyle sihirli halkamızı oluşturuyoruz ve yuvanın içine girdim 1 2 iki. iki tane zincirimi çekip şöyle ilmeğimi bıraktım aparatımı yani kulak çöpümü alıp ilmeğime taktım Evet iki tane ilmeğim yukarıda şöyle bakın tek ilmeğim aşağıda ve tutuyorum şuradan ortadan girdim 1 2 iki. iki zincirimi çekiyorum şöyle taktım hemen yuvamın içine giriyorum. 1 2 zincir ve taktım aparatımı 3 oldu. Yuvamın içine giriyorum. 1 2 zincir 4 oldu. Evet. Bu şekilde buraya 16 tane ilmek toplayacağız. Çünkü 2 2 alıyorum arkadaşlar. Tek tek değil ilmekleri 2 2 aldığım için 16 tane ilmek gidiyor şöyle yuvadan gir dibine iki tane zincir ve aparata tak Evet bunu 16'ya tamamlayalım 16 tane ilmeğimiz oldu ve yine yuvadan girip iki zincir çekip ipimi koparacağım bakın bu sihirli halkamız bu şekilde uzadı uzasın arkadaşlar yeter ki bu ilmeklerin şöyle orantıları bakın birbirini bozmasın şu sona doğru büyümesin şöyle dibinde iki tane zincirimi çekip ipimi şöyle biraz tutmak için uzun koparıyorum bakın şu uzunlukta koparıyorum Evet şöyle ipimizi bırakalım bir ve şimdi bunu Bakın burayı iyice oturtturduk. Sağlıyoruz. Şöyle bakın. ilmeklerimiz bu şekilde. Her zaman dediğim gibi şu alttan şöyle yukarı ittirince hemen oturuyor. Şimdi arkadaşlar bu koparttığımız zinciri değil. İlk bıraktığımız altta kalanı şöyle bakın şöyle çekerek iki ipi birbirine birleştiriyorum. Şöyle daha net tutayım. Bakın iki tane ipi birbirine birleştirdikten sonra şöyle bir de sıkıyorum yuvarlak oldu. Şimdi bu ipleri yakacağız arkadaşlar. Şunu şöyle birbirini ikili birleştireceğim için şöyle daha da muntazam olacak. Bakın bu şekilde ilmeklerimiz hazır. Şimdi eflatın kısmının yapımına geçelim. Evet bu şekilde ilmeklerimiz hazır ve Bakın en son kopardığım ilmekle ilk yaptığım ilmeği tutuyorum. Şöyle bakın birbirine kaynaşıyor gördünüz arkadaşlar. Şöyle kapattım sık iğne ile iki ilmeği birleştirerek bir tane yuva yaptım. Bir tane zincir çekiyorum dibine. Şöyle ipimi uzatıp şimdi aparat olarak kürdanımızı kullanacağız. Şöyle taktım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Bu kürdanla kulak çöpüyle yapıldığı halde bayağı büyük. Bakın ben burada camsil cam sil hortumuyla denedim ilk önce. inanın şöyle hani peçetelik motif yaparız ya vitrinler için. O büyüklükte oldu. Ben de kulak çöpünü indirdim. Yine de bu kadar oldu tülbentler için. Şimdi ilk başta ilmeğimizi bir tane yapıyoruz. Bunu sıfırlayıp turlayıp gelince arkadaşlar tam bir tur atıp gelince buraya bir tane daha oluşuyor. O zaman üç tane oluyor kalın olduğu için. bunu da bir tane yapayım daha zarif dursun diye bu şekilde tasarladım. Bakın hemen yine aynı yeşil yuvamın içine girip şöyle bir iki üç tane zincir çektim. Bu üç tane zincir köprümüz ve şöyle bir iki sık iğne ile buraya tutturdum 3 zincirimi bir tane zincir çekip ipimi uzattım. Şöyle yine Kürdanıma takıyorum, şöyle ilerleteyim, geri kaçmış. Şimdi arkadaşlar şu ışığımızı bir ayarlayalım inşallah net çıksın işimiz. Şöyle sizi beklettim kusura bakmayın. Bakın yine aynı şekilde yeşil yuvanın içine giriyorum bir iki zincirimi çektim ve kürdanıma taktım Evet bu şekilde arkadaşlar şöyle bakın iki tane olan ilmeğin içine tekrar giriyorum yeşil yuvaya giriyorum üç tane zincir çekiyorum 3 zincir yine buradan bir iki tane ilmeğimi aldım ve sık iğne ile 3 zincirimi buraya sabitledim dibinde bir zincir ilk ilmekte bir zincir Çünkü altta sık iğne var geçiş köprüsü için kullandığım sık sık iğne var ee, bir iki zincir çekince çok yüksek oluyor arkadaşlar o yüzden ilkine tek zincir şimdi yapacağım ikinci ilmeğim için bir iki tane zincir çekiyorum bu şekilde daha orantılı daha muntazam duruyor bakın Yine aynı şekilde buraya yeşil yuvama girdim. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle 3 üç. üç tane zinciri çektim ve iki tane ilmeğimi yine tuttum. Ilmekleri tek yapabilirsiniz isterseniz. Ben hani tığ işi ne de olsa zincirle olan iş taşımaz diye arkadaşlar. Bu şekilde ikişer ilmek tuttum yuvalarımı. Yine dibinde bir tane zincir çekiyorum ve aparatıma taktım Bak tekrar aynı işlemi yapıyorum şöyle yeşil yuvaya girip bir iki zincir taktım hemen bakın burada bu şekilde şimdi dört tanesini buraya dört tanesini de bir tane daha kullandım Hatta üç tane bile kullanabilirsiniz şöyle yeşil yuvada 3 zincir ve bir ve 2. 2 i̇ki ilmeğin ikisini de tutup bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Şöyle bir zincirimi çekip ipimi uzattım. Ortadan ikiye kırmıştım. Böyle bu şekilde kırabilirsiniz kürdanınızı. Şöyle aparatımı taktım. Kürdanımı taktım. Aynen ilmekleri almaya devam ediyorum. Şöyle tekrar deneyeyim arkadaşlar e, kameraya baktım net mi diye. Hem kameraya bakıp hem de zinciri çekemedim. İlmeği kaçırdık tığdan. Evet tekrar aynı işlem. 3 zincir. Yeşil yuvaya girdim. 1, 2, 3 zincir. Şöyle 1, şöyle 2. 3 zincirimi sık iğne ile yeşil yuvama kapatıyorum dibinde de bir tane zincirimi çekip şöyle aparatıma takıyorum. Aparat kaydıkça arkadan şöyle kıvırın. Hemen kolaylıkla geliyor. Yine yeşil yuvaya girip iki zincir. 1 2. Taktım bu şekilde. Şimdi tekrar yeşil yuvaya giriyorum. 1 2 3 tane zincir ve bir iki ilmek tutup sık iğne ile sabitledim şöyle bir zincirimi çekip ilmeğimi taktım bakın şöyle yeşil yuvanın içine giriyorum 1 2 zincir ve taktım 1 2 3 zincir. Ara köprüsü için 3 zincir, ilmek için şöyle tutuyorum. 2 tane ilmeği tuttum. Sık iğne ile buraya sabitledim. Yine bir zincirimi çekiyorum. Son yuvamızın ilmeğini bu şekilde hazırlıyoruz. Diğerleriyle aynı, hiçbir farkı yok. Yine 1 ve 2 zincir kapattım buraya. Yeşil yuvamın içine girdim bu şekilde şöyle bir şöyle 2 ve 3 zincir evet bu şekilde şimdi şu yuvamızı da arkadaşlar bakın ipimiz arada kalsın ki üzerine şöyle ilk yeşil yuvaya sık iğne ile sabitledim dibinde şöyle bir zincirimi çekelim şimdi aparatlarımızı arka tarafından arkadaşlar şu kırık olan taraflardan çıkaralım işimiz bu şekilde oldu. Şimdi bakın buraya tek bırakmıştık ya. Şöyle onu bir tutuyorum. Ve bakın öbür ipim de onun hizasına geldi. Gördünüz mü? Şimdi bu şekilde iki tane buraya oldu. Bakın iki tanesini. Bir tane buraya iki yapsaydık. Şimdi bu üçüncü olacaktı arkadaşlar. Lakin böyle daha güzel. 2 2 oldu. Kibar oldu. Araya 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi bakın bu çıkardığım ilmeklerin ikisini de tutuyorum. Kürdandan çıkan iki ilmeğin ikisini de tuttum bu şekilde. 8 zincirimi buraya kapattım. Yine 8 zincir. 6 7 ve 8. Yine tutuyorum. Bakın ikisini birden tuttum. Sık iğne ile sabitledim. Zincirlerimi de sıkı sıkı yapıyorum bu şekilde zincirlerim oluyor şöyle tekrar yapalım bugün kamera pek net değil arkadaşlar şöyle bir ikisini birden tutalım ve sık iğne ile sabitleyelim evet tekrar 8 zincir ve 8 zincirimi 1 2 ikisini birden aldığımızı emin olalım. Hemen sık iğne ile buraya sabitledim. Tekrar 8 zincir. 6 7 ve 8. Şöyle 1, şöyle 2. Iki. İkisini birden kapattım. 8 tane zincir. 5 6 7 ve 8. 1 2 Kapatıyorum. Evet arkadaşlar bakın 2 4 5 yuvamız oldu. Toplamda 8 tane bu şekilde 8 zincirden yuvamız olacak. 5 6 7 ve 8. Hemen tuttum diğerini aynı şekilde. Çok güzel oluyor arkadaşlar da gece çekimi olduğu için pek güzel gözükmüyor mu acaba? Gündüz biraz işlerim vardı. Akşamı vaktine kaldı. Şöyle sık iğne ile sabitledim. Sonuncu yuvamı da 6, 7, 8. Şimdi bakın buradan hani iki tane şey var ya arkadaşlar. Şöyle tel olarak girdiğim yer oradan giriyorum bakın alttan giriyorum şöyle sık iğne ile sabitliyorum direkt zincire geçmiyorum bu şekilde daha birbirine bağlaşmamış oluyor ve yuvaya girdim bir sık iğne iki üç sekiz zincire dokuz tane alıyordu bakalım arkadaşlar aynı şekilde dört 5 6 7 8 ve 9 şöyle bir oval görüntüsü olsun arkadaşlar güzel ve hoş bir görüntü oluyor şimdi aynı şekilde şöyle bir iki sahte sık iğne yapıyorum. Sık sık yaptığım için biliyorsunuz arkadaşlar. 4 5 6 7 8 ve 9. Evet, 8 zincire bu şekilde 9 tane sık iğne yaparak doldurduk ve sıradaki yuvaya geçiyorum. 1 2 3 4 evet. Bu şekilde arkadaşlar tüm yuvaları dolduralım. Daha fazla vakit gitmesin. Aynı işlem. Evet arkadaşlar. Bakın bitmiş hali motifimizin bu şekilde oldu. Birebir iğne yasındaki motifimiz oldu. Şöyle bakın ipimi Sihirli halka yaparak tohumumu atacağım. İpimi uzun bırakıyorum. Çünkü iğne ile dikeceğim onu. Şöyle parmağımda gelen ipi ipin üzerine koyup sihirli halkamı yapıyorum. Ve ortasından giriyorum. 4, 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. 3 zincirimi buraya sihirli halkamın içine sık iğne ile sabitliyorum. Ve bir tane kirpik yaptım. Tekrar 1, 2, 3 zincir ve halkanın içine girip sabitliyorum. 1 2 3 zincir. Kapattım. 1 2 3 zincir. Sık iğne ile sihirli halkamızın içine sabitliyoruz. 3 zincir. Sabitledim. 1 2 3 zincir. Sabitledim. Bakın bu bıraktığımız uzun bıraktığımız ipimizi iğne takacağız. Onu şöyle sıkıyorum. Bakın ortaya şöyle tohum oluştu. Evet, altı tane kirpiğimiz oldu. Şöyle bir zinciri de çekiyorum. İpimi şöyle hafif kesiyorum. Şimdi bunu şöyle arkadaşlar kestiğim ipimi ilk yaptığım kirpiğimin arasından giriyorum ilmeğimi şöyle taktım tığıma ve buraya geçiriyorum Bakın, sabitliyorum şimdi bunları biri uzun bıraktığımı değil sadece arkadaşlar bu arkadan çektiğim ipi şöyle kaynaştırma için çektim arkadaşlar sıfır yuvarlak olsun diye bunu yakıp geliyorum. Bu ipimi de iğneme takıyorum. Şöyle arkadaşlar ara suyuna 3 tane Evet arkadaşlar ara suyuna 3 tane bu şekilde Evet ara suyuna bu şekilde 3 tane bıraktım. Benimki model amaçlı siz 3 yerine 5 tane de bırakabilirsiniz. Şöyle tığ battının içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. Bir tane de zincir çekmişiz. Bir tane de zincir çekip bir defa tığımızı doluyoruz. Hemen aynı tığ battının sık iğneyi kapattığı noktaya 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. İlkini neden bir zincir çektik arkadaşlar? Artık biliyorsunuz altta sık iğne olduğu için iki zincir çok büyük oluyor ve diğerlerini aynı şekilde iki zincir çekiyorum bir defa doladım buraya yuvaya girdim 2 2 alarak 3 tane minik trabzan yaptım 5 zincir çekiyorum ve 5 zincirimi sık iğne ile buraya sabitliyorum bir tane kirpiğim oluştu son yaptığım üçüncü trabzanıma yine 5 zincir üçüncü trabzana sık iğne ile sabitliyorum. Buraya 8 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum. 6 7. Şimdi arkadaşlar bakın demin demiştim. Bu iki tane atlama çok büyük oluyor diğerlerine göre. Hani diğerleri dolgu olduğu için ki geriye kendini kaydırıyor. Bu sonda öyle bir şey olmadığı için ben de bir tane atlayayım. Şöyle aynı diğerleriyle eşit bir seviyede dursun bakın. Umarım dediğimi anladınız arkadaşlar. Gördünüz mü? Burada ne kadar kendini ileri attı. Ee, öne doğru. Ama e, diğerleri nasıl dik dik duruyor? Bu şeyi kaybetmek için sonuncuyu tek tığ atlayıp atlamada buldum. Aynı seviyede olması için. Evet, şimdi buraya 9 tane arkadaşlar tığ battı yapacağız. Şöyle 1 2 3 zincir arası yönü bitirdik. Bu 9 tığ battı. Eee motifimizi buraya dikmek için. Şöyle 1 2 ve 3 zincir kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Evet. 3 tane tığ battığımız 9 olacak. Evet 9 tane oldu tığ battımız şimdi tekrar 9 tığ battan sonra ara suyunun yapımı için şöyle bir zincirimi çektim bir defa doluyorum hemen tığ battıma 2 ve 2 olarak şöyle bir tırabzan yapıyorum 2 zincir bir defa doladım bu yaptığım tırabzanın tam ortasında 2 2 alarak bu şekilde bir tırabzan yapıyorum yine iki tane zincir yine bir defa doluyorum ve üçüncü trabzanımı bu şekilde buraya yapıyorum son yaptığım bu üçüncü trabzanın üzerine beş tane bu şekilde zincir çekip şöyle arasına kapatıp iki tane kirpik yapacağız ve 5 zincir kapatıyorum son yaptığım trabzanımın içine 8 tane zincir çekiyorum ve 2 tane tığ battı bırakıp bakın 1 2 üçüncüye bu şekilde tam ortasından sık iğne ile sabitliyorum şöyle ilk ara suyumuz oluştu bir defa doladım ve yuvaya girip 2 2 olarak aldım. 2 zincir bir defa doladım hemen yuvaya girip 2 2 olarak aldım 2 zincir bir defa doluyorum şöyle arasına girip 2 2 olarak aldım Evet 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum bu birinci kirpiğim 5 zincir kapattım bu şekilde şimdi zincirimizi çektik iki tane atlayıp üçüncünün içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum Evet arkadaşlar bu kadar yeter anlaşıldığını düşünüyorum bu şekilde ara suyunun şimdi motifimizi dikelim Evet arkadaşlar şöyle motifimizin ters düz olduğuna bakarak Şöyle düz yönünden olacak. Tam ortasından iğnemle bu yaptığım Bakın. E, bu kirpiği tohumu geçirdim. Şimdi bunu bakın buraya ortaya, ara suyunun ortasına 9 tane bu şekilde eee 4 5. Tam ortası 5 oluyor. 9 Tı, tığ battının 4 bir tarafta, 4 bir tarafta kalacak şekilde Şöyle tam ortasından geçiyorum bakın arkadaşlar. Şöyle tam ortasından geçip bu şekilde yerleştiriyorum. Şimdi yerleştirdik. Ne yapıyorum? Bunu arkadan şöyle bir iki defa geçin. Ee, bu kapattığınız ortadaki beşinci tığ battı var ya bakın şöyle ileri ittireyim iğnemle Onun ortasından boş bir şekilde geçiyorum. Şöyle sadece bakın bunu siz iki kere de yapabilirsiniz bunu geçtik. O, o maksadı arkadaşlar o oraya biraz sağlam olsun. Şimdi bunu tam bakın buradan e, yine aynı yerden yeşil bakın yuva var ya. Bu tam ortadaki kapattığımız yeşil halkayı yaparken yerden çıkıp bu sarının bakın şöyle göstereyim. Sarının tam ortasından iğnemizle yine geçiyoruz. Maksat bunu buraya hem dikmek hem de arkadaşlar sağlamlaştırmak. Hem burada bu ortadaki tohumu dikiyoruz, hem motifimizi dikiyoruz. Hepsini kolay bir şekilde nasıl yaparız onu tarif ediyoruz. Evet. Yine aynı şekilde şöyle yeşilden geçiyorum arkaya. Evet. Çok kolay arkadaşlar. Böyle kamera karşısında ben e, ekranda görmekte zorlanıyorum. Sizdir rahat bir şekilde Güzel güzel dikersiniz. Evet, şöyle yine yeşilden iki defa sürafa diyoruz. Şöyle bakın bu şekilde sağlamlaştırarak dikiyoruz. Bu da çok güzel yakıştı. Yeşillerin görülmesine de sebep oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Fiyonk olsaydı bu yeşilleri tamamen kaplardı. Hem kolay hem de zarif. Bu şekilde sizlere anlatmak istedim. Hemen ipimi yakıp bir hepsine bakalım. Evet arkadaşlar. Bitmiş hali bu şekilde bakın. Şöyle çok hoş ve çok zarif oldu. Birebir de aynısını yapmaya çalıştım. Aynı iğne yasında olan modeli birebir sizler için şöyle tasarlamaya çalıştım arkadaşlar. Evet modelimiz bu şekilde. Sizler de emeklerim için şöyle koyun. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ościekamy.